Bin evlat. Kararını öğrenmeden Ankara'ya yollamam seni. Gel. Efendim, benim trene yetişmem lazım. Bir sonrakine binersin. Gel. Bizi sahile götür evlat. Derya. Niye geldin? Seni anlamıyorum ya. Hiç korkmuyor musun? Bir katilin sevgilisi olmaktan, ha? İma çekecek halde değilim Levent Bey. Derdiniz neyse söyleyin ama. Sorum çok net. Seni koruyan adamın annesi sevgilin tarafından öldürülüyor. Ve sen o herifle hala görüşmeye devam ediyorsun. Ne bekliyorsun? Sıranın sana gelmesin, ha? İşe geç kaldım, gitmem gerek. Hayır, bekle. Gidemezsin hiçbir yere. Sana bir hediye vereceğim. Tamam mı? Bunu gidip sevgilin Nihat Bey'e vereceksin. Dikkat et. İçinde dinleme cihazı var. Yapamam. Yapacaksın. Ya Yiğit ve sen hapse gireceksin. Ya da Nihat. Seçimi Nihat. Kararına çok sevindim evlat. Ama biliyorum acın daha çok taze. Hislerinle karar vermeni istemem. Bu yolda kararlı yürümek gerekiyor. Benim kararım kesin efendim. Zaten daha önce kesinleşmiş olsaydı annem şu anda yaşıyor olacaktı. Ben kanımın son damlasına kadar bütün mesaimi bu şerefsizleri içeri tıkmak için harcayacağım. Tabii eğer siz de izin verirsiniz. Tabii, tabii evlat. Yeter ki sen iste. Yalnız bilgin olsun isterim. Bu gece Yiğit'e gizli tanıklık konusunda teklifte bulunacağız. Tabii koruma karşılığında. Yiğit ölür de bunu kabul etmez. Hiç belli olmaz. Nihat'a öyle bir gıcık ki, öyle bir nefret duyuyor ki ona karşı. Onu ipe çekmesi konusunda yardımcı olacağız. Bir deneyeceğiz. Ben artık izninizle. Tabii, seni istasyona bırakalım. Buyur. Yiğit Bey, bir misafiriniz var, sizi görmek istiyor. Kim? Polismiş. Polis. Sizinle bir mevzu hakkında konuşmak istiyormuş. Buyurun. Hiç zahmet etmeseydiniz buraya kadar. Bir davetle gelirdik. Üçüncü sınıf emniyet müdürü İlmi Cantek. Organize. Dinliyorum. Bu gayri resmi bir görüşme olacak. Size bir teklifte bulunacağım. İlgilenmiyorum. Siz yine de beni bir dinleyin.
söyleyeceklerim hoşunuza gidebilir. Nihat Bey, Derya Hanım geldi. Buyursun. Canım. Seni çok aramak istedim. Ama o ani gidişin çok cesaretimi kırdı. Seni görmeye geldim. Hem de sana ufak bir hediye getirdim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bunu her zaman kalbimin üstünde saklayacağım. Böylece sürekli seni hatırlayacağım. Beğenmene çok sevindim. Çok güzel. Artık bana aldığın çiçeklerin üstüne notunu bununla yazarsın. Güle güle kullan. Aferin Derya. Aferin sana. Yani sırada kim var diye düşünmüyor musunuz hiç? Bebeğiniz kaç yaşında Yiğit Bey? Daha yılını bile doldurmadı değil mi? Size ailenizin geri kalanını kaçınılmaz sondan kurtarmak için bir teklifte bulunacağım. Ne yapacaksınız? Hı? Benim milletvekili mi yapacaksınız? Bu kanlı organizasyonu göçertecek bilgileri bana verirseniz size ve ailenize tam koruma sağlayacağız. Hani gizli tanık olacaksınız. Bu işi yaptığınızı kimse bilmeyecek. Eğer isterseniz yurt dışında bile yaşamanızı sağlayabiliriz. Başka? Tabii bir de kardeşinizin kariyeri var. Kendisi savcı adaydı değil mi? Onun meslek hayatına sizin varlığınız ne büyük derecede zarar veriyor hiç düşündünüz mü? Tabii. Kardeşim. Ha, şimdi anlaşıldı. Ne oluyor Derya? Bir polis. Komiser Levent, üvey babamın cesedini bulduğundan beri peşimde. Senin bir adamın konuşmuş, her şeyi biliyor. Üvey babamı öldürdüğümü, yiğitlerin cesedi gömdüğünü, her şeyi. Mustafa. Ne? Boş ver, sen devam et. Neyse işte bu adam peşimde. Eğer söylediklerini yapmazsam... cinayetten beni ve yiğitleri içeri atacağını söylüyor. Senden ne yapmanı istiyor? Evine böcek yerleştirmemi. O kalemde verici var. Sakın kullanma. Ya bunu bana söylediğini öğrenirse? Yiğit'e bir şey olmaz. Yiğit'in cesedi gömerkenki son fotoğraflarını sen kendi ellerinle yırttın. Ona bir şey yapamazlar artık. Ya sen? Söyledim sana Nihat. Yiğit'le senin aranda bir seçim yapamam. Ama kendimle senin aranda bir seçim yapacaksam... seni seçerim. Ben seni seçtim. Neden beni seçtiniz? Hı? Gerçekten çok merak ediyorum. Etrafta üç kuruşu anasını satacak binlerce varken neden beni seçtiniz? Yiğit Bey. Bakın. Yani
Siz galiba bu işe macera olsun diye girdiğimi düşünüyorsunuz. Ya da kardeşimin elleri lekelenmesin diye geri çekileceğimi düşünüyorsunuz. Hı? Hangisi? Hiçbiri. Biz sadece... Sizin elinizde hiçbir şey yok. Değil mi? Sizin elinizde şu kadarcık bir delil bile yok. Ya olsaydı beni hemen sorguya çekerdiniz, öyle değil mi? Evet. Hemen ofisinden çık. Ve bir daha da elinde sağlam delil olmadan karşıma çıkma. Çok pişman olacaksın Yiğit Yiğit. Çok pişman olacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.